Çok sağ olun herkese, otakta olan herkese ve sonra bu danışığı işiten herkese selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuram. Çok sağ olun. Önceden teşekkür ediyorum ben sizin vaktinize göre. Büyünün danışığı belki de bir sürü danışıkların ilk bölümü olacaktır. Olabilir yani bir bölümden veya iki bölümden daha çok ola bu danışıklar. O başlıktan belli de hak barasında danışılacaktı veya haklar ki işledilir. Ve sayılacağım ki o konunun içinde veya etrafında kalan ve konudan çıkmayan yoldaşlardan da istiyorum. Çok beterden istiyorum yani ki bu danışığa katılsınlar, soruları, sözleri ve görüşleri olsa da yani öz katılmaklarıyla o sözlerini, görüşlerini de desinler. Öyle yani monolog halinden yani bir o möize halinden çıksın. Ona göre çok uzun danışmayacağım. Çok severim ki o sözün aslını ortaya koyak. Ondan sonra yoldaşlardan da eşidek ve o istikamette cevapların yani yönünde söz devam etsin. Çünkü bu sohbet devam edecektir. İndiden de ben belli etmek istiyorum ki bu bahsi bu hak bahsi, haklar bahsi çok büyük bir bahsidir, çok genişti ve olabilir yani herkesin hatta benim de hövsalemden haric ola ve o gücümden de çünkü çok kapsamlı, değişik kapsamlı, çok değişik yönlü ve yanlı bir bahsidir. Ancak bir taraftan başlayacak öz kanaatimde, elimden gelen ve öz bakış açımdan bu hak meselesine ve haklar meselesine bakacağız. Çok sağ olun. Biz vakti istiyoruz ki hak barasında danışaq. Bu hak kelimesinin özünü istiyoruz inceleyek, görək nedir. Elbette ki bu Arap dilinden bizim dilimize girmiş bir meseledir. Çünkü İslam'ın yani taşıyanları, İslam düşüncesini taşıyan Araplar ve sonra da Farsların kanalından Türklere yetişen yani hem Araplerin ancak daha çok diyebilir ki Farsların kanalından bize yetişen bu İslam ve Arap sözleri öyle çünkü İslam'ın özüne daha çok yakın olduğuna göre yani o asli mətləblərinə ki hakikatten danışır, haktan danışır ona göre demək olar, o cür ki biz görürük, Türk diline çok eskiden girmiş bir sözlerden biridir. Yani sonralardan gelmiş bir söze benzemir. Necə ki Allah sözü, necə ki İslam'ın yalvacı ve Peygamberi Hz. Muhammed'in o kelimesi, o adı necə ki gelip Türk diline ile o zaman biz təxmin vururuz ki, yani şevahid onu gösterir ki, hak kelimesi de o zaman bizim dilimize girmiş. Çok değişik anlamları var. Siz mesela hak sözünü istiyorsunuz. Türk sözlüğünde bakarsanız hak veya haklar. Çünkü görürsünüz ki, mesela hak özünün bir ayrı anlamı var. Haklar diyen de başka bir anlam tapır. Haklar daha toplum bilimine dahildir. Ancak hak özünün ayrı anlamları var ve olabilir başka alanlarda o yani danışılsın. Ancak dönek gene de o zamana ki biz bu kelimeni ve bu sözü yani almışık Araplardan. Bizde çok değişik anlamları var, çok değişik manaları var. Biz ele oradan başlayacağız. Çok rahat olarak Tanrı'nın öz adı ve adlarından biri olarak işlenilir. Mesela Hak özü Kadir'dir.
Yazılarımızda, hatta 1000 il önceki yazılarımızda ve ondan önce de, ondan sonra da Arap dilinden gelip Türk diline bu kelime girenden sonra çok, yani en bariz bölümü, en o belirli bölümü görürük ki Allah'ın öz adı olarak işlenir. Niye? Çünkü bu kelimenin öz içinde o Türkçe'de bir anlam var, gerçek. Gerçek özü de ki iki bölümden düzelir. Biri yani son iki kişi düzelir. Çekten ve bir de ger. Yani bir şey ki gereh orada olsun. Yani bir şey ki onun olması vacipti. Özü özüne, o diğerler ki zarureti var ki olsun. Ona göre o hakikat kelimesi ki de biz işledirik, hatta felsefede de danışıkta da ki vakiyetten değişikti. Burada anlam tapır. Hak sözü yazılarımızda, şiirlerimizde daha çok Tanrı'nın adının yerine işlenilebilir. O da yani özü özüne gaim olan, özü özünde zaruri olan ve gerekli olan ve gereksinimli olan, görürsün ki hamısı o gerçek sözcüğüne ve gerek sözcüğüne ilgilidir. İlgilidir. Ve bir varlıktan danışılır, ona göre onu hak denir. Hak Allah, Allah haktır ve bu fakat bir ad olarak işlenilir, Tanrı'nın ad olarak. Ancak içindeki anlam odur ki bir nesnenin öz özüne gaim olması, öz özüne dayanması ve hiçbir başka nesneye dayanmaması ve özü özünde var olması, özü özüne var olmasını gösterir. Ona göre deyirik ki filan, eğer filan düşünce haktır, da o özü özlüğünde haktır. Yani onun haklığı başka bir şeye dayanmır. Veya hakikat sözü ki işlenilir, aynı anlamdadır. Bu hakikat sözü de ki çok işlenilir Türkçe dilinde. Anlamı bazen belli olmadan, anlamı bazen gasp olunmadan işlenilir. Filan söz hakikattir, düz deyirəm. Filan məsələ hakikattir. Ve filan məsələnin hakikati nədir? Bunların her hansı özünde bir anlam daşıyır. Ancak gerçek budur ki, fakat bir, yani bir anlamdır, çok intizai bir anlamdır hakikat. Ki biz oraya gitmeyeceğiz. Çünkü biz hakikat kelimesinden danışmırıq, ancak istəyirik bilək ki, o hakikat da elə bu hakkın içinden çıkmış, o anlam da hakkın içinden çıkmış bir anlamdır. Ki vaqeiyyətdən biraz farklıdır. Vaqeiyyət o ki ona dokunabilirsen somuttur. Yani onu tecrübe eleyebilirsen, onu analiz eleyebilirsen, onu eleştirebilirsen, vaqeiyyətler değişir diyelim mesela. O ki vaqe olubdu, vüku tapıbdı. Ancak hakikat biraz farklıdır. Görürsünüz Türk dilinde, o Türk dilinde o anlam ki özüne kazanıbdı. Ben o Fars dilindeki farklı, Arap dilindeki farklı, fakat Türk dilindekini deyirəm. Türk dilinde o hakikat ile büsbütün bir anlamdır ki, hemen hemen eleştiriye açık değil, danışığa açık değil, eleştiriye ve yani açık değil, onu sorgulamağa açık değil. Bir de ki değişilmez bir halı var. Hemen hemen arz elədiyim kimin yani intizai bir şeydi. Hatta dokunulmazdır ve belli değil hardadı. Biz yani bilmirik ki hakikat hardadı ve nədir. Yani hala ki yani bilmirik. Yalnız bir aidiyyə kimin, gözellik kimindi veya o somut olmayan ve soyut olan anlamlar kimindir. Ancak elə hakkın özü de ki o hakikat sözünün kök kəlaməsidir. Elə aynı yani diyelim ki çətinlikdə çətinliyi var. O da budur ki bir somut bir şey deyir ki, de ona dokunmak görək nədir. Demek biz hak diyende çok çok ilk danışığımın içinde de söyledim. Çok çok değişik anlamlı, çok çok yani geniş bir alanda bu anlam taşıyır Türk dilinde.
Hətta bu cəm bağlayanda ki, faslar dişlədirlər, hüquq məsələsi. Yəni maaş, yəni bir yerdə ki, biri işləyir, o haqqın orada alır. Yəni demək ki, o ona o ödəyir, ona geri ödəyir. Yəni bədənini, beynini, fikrini və hər şeyini hər halda borca ödünc olaraq verir. İndi o iş verənə o geri nə alacaqdı indi ya pul alacaqdı ya hər nə alacaqdı o olur onun haqqı. Ona görə o öz o iki tərəfdə dəngə olmasa əgər deyəlim ki məsələn 10 saat işləsə və hiss eləsə ki 10 saatlıq işinə görə və ya verdiyi əməyə görə hər türlü o deyəlim iki dənə kotun içində yəni iki dırnaq içində haqqını almamış. Demək ki, burada haqq nəyə anlam verir? Haqq burada bir verilən bir dəyərin qarşıtı olaraq görünür. Demək ki, haqqın anlamlarının birini burada açıqca belirlemeye çalışıram ve ona fikir eləyirəm ki, qadir oldum. O da budur ki, əlbəttə cəmini işlədirlər, hüquq məsələn. Ayın başında hüququmu alıram. Onu anlayırıq, o normal danışıqlarda. Ancaq hüquq onun cəmidir, ərəbcə cəmidir. Ancaq biz onun o kökünü deyirik, haqq. Haqq demək ki, haqqın bir anlamı nədir? Yəni, o dəyər. Həmən pul ki, siz alırsınız. O, yəni, bir kağız ki, üstündə yazılıb, məsələn, 100 min, 100 min fərq eləməz. O ədəd o dəyəri göstərir. O dəyər sizin vaxt qoyduğunuz bədəninizin o enerji, hətta hər nə iş görmür. Hətta ola bilir bir yerdə danışıbsınız, pul alıbsınız. Ola bilir bir yerdə işləyibsiniz. Ola bilir əlinizi işlədibsiniz və bir projəni yönətmişsiniz. Yəni o hər halda sizdən olan, sizin bədəninizdən və beyninizdən olan bir ürün sunulubdur və onun qarşısında nə alınsa o haqq olur. Yəni o verdiyiniz o əməyin qarşısı olur və ona haqq deyilir əslində və cəmi də təbii ki, hüquq olur. Bu bir anlamı. Əlbəttə değişik bunu gördünüz ki anlamların birini çıxartdıq o da insanların arasında o gözlənilən dəngəli və balansı olan bir geri alınmış bir dəyərdir gene de. Dedik ki, yani siz əmək qoya bilərsiniz ya fiziki əmək bədəninizdən, beyninizdən. Geri hər nə gözləyirsiniz, bəkləyirsiniz. O geri gələn və gözlədiyiniz o sizin haqqınızdır. İndi bu hər nə ola bilər, hər hətta insanlarla ilişkidə, hətta əgər biraz önce dedik hak özü Tanrı'nın anlamına da gelebilir. Hatta görürüz ona bir de döneceğiz. Ancak burada diyor ki hatta bazısı ele Tanrı ile ilişkide özünün ilişkisini büyük bir güçlerle ilişkide şimdi her neye ki inanır. O deyir, məsələn, mənim Tanrım məndən ibadət istəyir, namaz istəyir, ya yaxşı olmağımı istəyir, belə iş, bu işləri, belli bir set işləri görməyimi istəyir. Ona qarşı da mənim haqqım nədir? Mənim də haqqım budur ki, məsələn, yaxşı yaşayam, huzurda yaşayam. Ya indi bu dünyada, ya o dünyada, məsələn, cənnətdə yaşayam. Hurisi olsun, alması olsun, narı olsun, sütü olsun, balı olsun. O bir dönə bir haqdır ki, orada qazanır. Demək ki, bu müravidə, bu alış-veriş, bu barter ki, burada olur, bu barterin o geri tərəfinə ki, insana tərəf gəlir, ona haq deyilir. Bunu istədim ki, açıqca bir də üstünə gedəm və anlatam. Ondan sonra dönək. Məsələn, biz haq sözünü necə işlədirik? Doğru olaraq məsələn filan söz bir sözü deyirik və deyirik ki bu söz haqqdır. Ancaq o haqq deyəndə daha elə gözləntimiz var. Elə gözləyirik ki yəni o qəbul olunsun. Daha çünki biz bir sözü işlətdik ki biraz öncə ərz elədik da bir şeyə qaim deyil, bir şeyə dayanmır. Özü özündə haqqdır. Əlbəttə bilirsiniz ki
Bizim o kültürümüzde and içmekler falanlar var. Allah'a, Ebelfez'e, imama, peygambere, onları demirəm. Ancak bir sözden ki danışılır deyir, bu söz haktır veya filan nesne, filan düşünce haktır. Onu demek istedim ki, o onun doğruluğuna delalet edir orada. Yani o nesne ki biz ona Türkçe'de doğru deyirik, onun yerine doğrunun yerine ne işledirik? Hak sözünü işledirik. Deyirik ki, mesela ölüm haktır. Kaçmaz ol, kaçmak olmaz emirden. Böyle bir şiir var. Ölüm haktır, kaçmak olmaz emirden. Ondan sonra biz bunu misal getirdim ki, doğru kelimesinin, doğru nesnesinin yerine biz işledirik. Bu hal, bu vaziyette biz bunu hatta dini meselelerden de bu hak kelimesini eşiğe çıkardırıq. Normal danışıklarımızda deyirik ki, filan söz haktır, filan düşünce haktır, filan idea haktır. Bazen bizim haklarımız o biri tarafın haklarıyla, mesela birine istedik bir sözü anlatak, onunla da karşı düşünürük. Yani o da bizim kimin düşünmür, onasına da. Onda o da deyir bəs haqdır. Onda onun haqqı bu haqqla çakışır. İki dənə haqq bir-birindən çakışır. Demək ki, birinin doğru bildiyi, o birinin doğru bildiyi nən. İkisi de doğru bilirlər, ikisi de haqdılar. Ancaq bu haqların normal insanımız deyir, öyle düşünə bilər ki, yalnız biri haqq ola bilər. Ancaq bilimsel baxanda biz öyle görmürük. Görürük ki, iki tane de hak ola bilər, üç tane de ola bilər. Hak ve o düzgünlüğe ve doğruluğa, eğer öyle tercüme eləsək Türkçe'de, doğruluğa, düzgünlüğe, hakkı biz yani yalnız bir tane bilsə, yani bir yerde bir tane o vahid, bir dənə bir nesne var, bir varlık var, o da haktır. Ve ondan ötesi yoktur, ondan önü yoktur, arkası yoktur. Ve fakat ve fakat haktır. Hakkı mütlak, hakikati mütlak. En büyük doğruluktur o. Ve ona ne kadar yakın olsak, o kadar biz hakkıyız, o kadar doğruyuz ve başarılıyız ve başaracağız. Ve hak bizimendir. Ancak öbürü de aynı düşünceni taşıyabilir. Öbürü de, yani öbürü bakış açısı da aynı yaklaşımı özünde his, aynı yakınlığı özünde hissedebilir ve bu özü bir çelişkidir. Burada biz bu düşünceye karşı gedirik bilimsel olarak ki, aslında hak bir dana değil. Yani o anlama gelmiyor ki biz deyirik iki danadır ya üç danadır. Ancak o algılar farklıdır. Algılar da insanın o neyi yararlı bilir, onunla ilgilidir direkt. İnsan eğer öz yararını bir şeyde bilirse, menfaatini bir yerde görürse, ona göre de algılanır. Ona göre de özü orada olan o nesneleri algılayır, anlayır ve öyle bakır. Onun persepsiyonu ve perception'ı odur. Ondan sonra ona göre de hak o cürdü. Şimdi aynı zamanda ayrı bir coğrafyada veya ayrı bir grupta ve ayrı menfaati olan bir insanda veya grupta hemen o hak ve o mütlak hakçı değildir. Yani ayrıca görünebilir. Niye? Demek ki bir tane hak yoktur. Bir tane merkez ve büyük bir saray, büyük bir bina ki o haktır. O ilahi bir haktır. Yani bizim erişilmez en büyük bir haktır. Ve o iki tane değil. O biri taraftan bakılanda ayrı görünür. Demek ki bir tane hak yoktu insanın yararına göre, insanın algıladığı menfaatine göre ve yararına göre. Olabilir yanlış ola, olabilir doğru ola, fark etmez bu yararlar. Olabilir biri veya bir grup düşünür ki bir şey, bir mesele onun yararınadır, ancak sonra onun yararına olmuyor. Onu danışmırıq. Her halükarda nece algılayıbdı o yararı, o yarara göre hareket ediyende ve o düşüncesini ve o yaklaşımını ve o ideolojisini her şeyini hak görende ona göre hak odur ve hak onda
təcəlli tapıbdır. Onun düşüncəsində və o haqq onlandır. İndi bu tərəfdən də baxanda haqq o biri qrupundan ola bilir. Ancaq bəziləri dedim çox rahat deyə bilirlər ki, ancaq haqq bir dənədir. Bunların biri batil ola bilər, biri haqq ola bilər. Bu bilimsel deyil, öyle de deyil ki, yani bu toplum bilimine bakanda hətmən bir tərəf düzdür və bir tərəf yanlışdır. Biri haqdır, biri nahaqdır. O Quranda deyilən kimi ki, o haq gələndə batil zaten getməlidir. Bu yani bu ikiye bölme ve bir taraf hak, bir taraf batıl tabii ki bilimsel değil. İnsan dünyanı öz yararlarına göre tanıyır ve bakır. İnsan uşağı elə böyüdükçe de, elə evinde de, mahallesinde de, şehrinde de, memleketinde de, dünyada da her şeye öz yararına göre bakır. Buna İngilizce'de self-interest deyirlər. Bu nə bir pis bir şeydir, nə bir yaxşı bir şeydir. Bilimsel olarak baxanda biz bir şeyi pisleyip bir şeyi yaxşılamaq üçün danışmırıq. Biz yalnız ona baxırıq. Səy edirik ki, değişik yönlerden ona baxaq. Bütün məsələ budur. İnsan da her varlık kimin, her diri kimin, her o diri deyəndə heyvan qəstimizdir. Şu heyvan onun ərəbcəsidir. Her diri kimin, her varlık kimin veya sizin dediğiniz kimin, her yaratık kimin, o da öz menfaatini, öz yararını aktarır. Her nefes çekende, her yemek yiyende, her su içende, her yoldaşıyla danışanda, her iş görende, yani hatta korkuram takriben diyeyim. Ancak hemen hemen %100, hemen hemen %100 bütün işleri, bütün aksiyonları, bütün amelleri onun yararına göredir. Öz o anladığı ve algıladığı yararına göredir. Yani o perceived self-interest, yani algıladığı bireysel yarar. Yani özüne ne yararı var? İndi tabii yoldaşına da bir yarar, bir menfaat istese veya ailesine, anasına, kardeşine de o da gene de özünden filtre olunur o yararlar. Özünün anladığı, özünün algıladığı yararlar. Ve o yararların üzerine, o yararların istikametinde, o menfaatlerin istikametinde hak ona anlam tapır. Bu hak düşüncesine burada o hakkı ki ona doğruluk ve gerçeklik. Evet, gerçek sözünü burada qorxuruq işlədə, çünkü gerçek sözü əslində Ərəbcədə o vaqeiyyət sözünə yaxındır. Ancaq çünkü mütləq gerçek ve mütləq vaqeiyyət elə həm İslam fəlsəfəsində, həm doğu fəlsəfəsində, hətta deyəlim ki, daha çox dinsel fəlsəfədə o həqiqəti özüdür. Yani elə vaqiyyət mütləq da həqiqətdir, həqiqəti mütləq da həmən haqdır. Ona göre bu söylevlerin arasında mən o doğruluğu ve düzgünlüyü yox, düzlüyü çıxartmağa anlaşıram. O anlamı ki, sizə yetirə bilim. Ona göre siz çok rahat eşidə bilirsiniz ki, birisi deyək ki, haq mənləndir veya haq filan adamınandır veya filan düşüncəyləndir veya haq bizinəndir. Normalde insanlar böyle algılarlar ki, haq onlarınandır. Normalde siz çok az, meğer ki biri səfəy ola, dəli ola veya mesela birini ələ salmış ola ki, dura deyək ki, haq mənlə deyil. Yani normalde siz öyle görürsünüz etrafınızdaki insanlar ve gruplar ve o toplumlar normalde öyle sanarlar ki hak onlara taraftır. Öyle burada hak diyende hemen o büyük hakkı diyorum, o büyük doğruluğu, o büyük düzlüğü hem onlara taraftır. Çünkü biraz önce dediğim kimin öz yararlarının istikametinde hakkı algılayıblar. Ve cerah da ki, hak olara taraf ola. Ancak bilirsiniz ki, hətmən de ki, bilirsiniz ki, bu haklar birbirinden çakışırlar. Ve
Görürsünüz ki bir coğrafyada yaşayan, bir yörede yaşayan bir grubun, bir toplumun, o biri yörede ve coğrafyada yaşayan toplumun ile hakları birbirine çakışır ve tokuşur ve ona göre görürsünüz ki büyük konflikler yaranır. Hatta kardeşinin kardeş arasında olabilir ve herkesin arasında olabilir. Ancak biz görürsünüz ki bu hak meselesini, düzlük ve doğruluk meselesini ve o büyük bir saray, bir kah var oradaki insanların beynindeki hakikat ve hak ve doğruluk ve Allah'ın o insanın beyninde koyduğu o terazi, o hakkı anlayan o duygu ve o garizi ve insan içinde o zati ve batini hissi ki vardı değiller o hakka, o düşünceni çürütmeye çalıştık burada. O düşünceni yıkmaya çalıştık burada. Onun altını boşalttık. Dedik ki, aslında insanın algıladığı veya o grupta telkin olunduğu veya ya doğru olsun ya yanlış fark edilmez. Hatta gerçeği olsun ya yok, algıladığı yararlara göredir o hakkın anlayışı. Yazılı tarihimizde ve yazılı tarihten de önce bizim anladığımız diyelim mesela 10 binlik insan tarihindeki olan savaşlar, olan çarpışmalar, çırpışmalar, tokuşmalar ve bunu anlayarak ki insan medeniyeti aslında savaş medeniyetidir ve konflikt medeniyetidir. Demek ki biz buradan diye netice alabiliriz ki bu özü büyük bir alamet, büyük bir yani bize yani faktördür ki biz görürük ki haklar aslında bir tane değil, bir tane hak yoktu. Demek ki bir tane hak olsaydı hiç zaman o yani şeyde olmazdı, karşı durmada olmazdı. O çokları, çok büyük filozoflar da buna işaret edipler ki bu gösterir ki o asli ve batini ve zati hak diye bir şey yoktur. Aslında insanların menfaatleri, insan diyen de burada sayılırım insandan o gruplara çeken, toplumlara çeken ve aslında o çünkü insan öz menfaatini gruplarında görebilir ve gruplarda, toplumlarda demek milli menfaatlere cen bunu yani çekebilirim. Ancak elə istəyirəm o bireysel menfaatleri de görəsiniz, şahsi menfaatleri de elə ki, hemen şahsi menfaatleri de o grup menfaatlerinin ve o toplumun menfaatlerinde de özünü gösterebilir, özünü təbəlvür edebilir. Bunu yalnız istedim diyeyim ki, aslında elə bu savaşlar, bu anlaşmamazlıklar ki deyilir. Yani sui tefahüm ki insanların arasında insan gruplarının arasında var. Bu özü büyük bir şey, şahittir, büyük bir tanıktır. Hakkın ve mütlak hakkın olmamağına belki insanların o algılarına direkt bağlıdır. Bunu istirdim ki bunu tespit edelim burada. İndi bu da hak sözünün bir anlamıdır. Ancak görürsünüz ki hak sözü o kadar yaygındı Türk dilinde. Yani min ilden çoktu ki Türk diline girmiş. Yani bizim dillere, Türk dillerine girmiş doğrusu odur. O taraftan Azerbaycan'daki Türklerin diline de olabilir ondan daha sonra girmiş. Çünkü Orta Asya'nın bir bölümü hala Arap istilası altındaydı ki hala Azerbaycan işgal olunmamıştı o zaman. Hatta indiki Türkiye'nin güney bölümleri, yani indiki Irak'ın kuzey bölümleri hatta işgal altındaydı. Ancak Azerbaycan daha çok direnirdi ve o direnişine göre o Arap yani varlığı daha geç gelmiş Azerbaycan'a. Yalnız onu demek istedim ki bütün Türk dünyasından Arap istilası ve Arap düşüncelerinin ve Arap hatta kelimelerinin sözlerinin istilası ve yani o işgal şey olubdu. El işgal dilde de olur. Onu demek istedim ki o sonra bizde en azından 100 il
100 ildən biraz da çox deyə bildik ki, sonra gəlmiş o türk dillərinin içində. Onu yalnız demək istəyirdim. Ancaq çox yayğındır. O qədər yayğındır ki, normal bir siz ya indi Təbrizdə olsun, ya Urmiyada, ya Bakıda və ya Gəncədə siz universitetin önündə dursanız, özü də yəni insan bilimləri universitetin önündə, hətta yəni incəsənətlər və ya fəlsəfi bölümlərin universitetdə önündə dursanız və öyrəncilərdən sorsanız ki, haqq nə demək? Məsələn, haqq o türkçəsini heç eşidə bilməzsiniz. Hətta türkçəsini desəniz, soruşsanız. Ancaq bəlli deyil yəni. O qədər dağılıb bu kələmənin. Yəni biz bu kələməni o qədər mənimsəmişik dilimizdə ki, o kələmənin türkçəsi, o sözün özünün o türkçəsi anlamı biraz dağılıb. Biraz öncə gördünüz ki, doğruluqdan danışdıq, gerçəkdən danışdıq, düzlükdən danışdıq. Ancaq bir şeydən danışmayı, bir anlamdan danışmamışıq ki, o da indi xidmətsə deyərəm. Bir o dini baxışından, çünki hər halda ərz elədim ki, bu kələməni ki, türk dilinə girirdi, dini ağırlığı var idi. Yəni, İslam dininin, İslam düşüncələrinin ağırlığı bu kələmə ilə, bu sözünə gəlib girib bizim türkçəmizə. O biri kələmələr kimin deyil. Yəni, normal bəzi kələmələr kimin deyil. Hətta görürsünüz, bəzi kələmələr ki, hətta dinə də çox yaxındır, yəni dini düşüncələrə. Çünki ərəb dili özü bir dildir, ancaq ərəb dili İslamı daşıyır bir qab kimin və ya bir konteyner kimin. Onu daşıyır. İslamı daşıyıb gətiribdir. Farslardan biraz, yəni yarısından çoxu Farslardan filtr olub gəlib girib bizim dilimizə. Hətta görürsünüz, məsələn, səlat kimi bir kələmə. Ki, dünya, bütün İslam dünyasında səlat kələməsi işlənilir. Yəni, ayağa qalxmaq, yəni Tanrıya görə ayağa qalxmaq. Tanrıya görə bir iş görmək, onun o görürsünüz ki, bizdə məsələn işlənilmir. Türk dünyasında da hətta biraz işlənilə bilir. Ancaq genəldə türklərin arasında illa Azərbaycanda məsələn səlat sözü işlənilmir. Namaz sözü o Fasçadan işlənilir. Ki çox ağır ehtimala Fasça sözdür. Və ya başqa görürsünüz, məsələn əl yumaq, məsələn, vudu, görürsünüz ki, biz nə işlədirik? Məsələn, dəst namaz. Hətmən ki, dəst namaz sözündən düzəlibdir. Və ya bizdən daha batıdakı türkçülər, Anadolu və Anadoludan da daha batıda nə işlədirlər? Abdəst. Ab, su, dəst, əl. Yəni, görürsünüz ki, biraz hər halda, yəni, anlamı çox da ciddi bir anlam deyil. Ancaq bu dəstəmazdır, abdəstdir bunlar. Ancaq ərəbcə vudunu, məsələn, vuzu və ya vudu işlətmirik. Və ya əl yumaq, əl yıxamaq onu işlətmirik. Bunları demək istəyirəm ki, bunlar bu şahidlərdir ki, göstərir. Mən ayrı şahidlərə getmək istəmirəm. Göstərir ki, elə bu haqq kələməsi necə dirək ox kimin, bir dənə mıx kimin gəlib vurulub türk dilinin ortasına və o qədər ağırlığı var ki, biz ona dirək çeviri və tərcümə aramaqda və bulmaqda və bir kələmə ki, dirək qoyaq bunun önünə qoya bilmirik. Qudrətimiz azdır. Eyni kələməni gətirib yetirə bilmirik. Onu deməyə çalışıram. Bir də bu yəni bunu da göz ardı etməyək ki, bu haqq sözü yəni İslamın yanında və türklərin tərəfindən də mənimsənmiş olan farsların da tərəfindən yəni və başqa millətlərin biz farsları deyirik yəni başqa millətlərin də yəni bizim ətrafımızda məsələn biz görürük bosnakların da məsələn çeçenlərin də ancaq misal gətirdim farsları hər halda özümüzü deyəlim bizim də İslamın yanında gəlmiş və bizim İslamdan bizim bəzi yəni insanlarımızın və qrupların İslamın yanında aldığı bir yan ürün olaraq, yəni olaraq bu İslam irfanı və ona türk dadı və rəngi veriləndən sonra türk irfanı deməyə haqqımız var və haqqımız olduğu.
Yani Türk İslamı indi o direkt İslam, Arap İslamından ne kadar farklıdır veya Fars işte, Fars irfanından veya Arap irfanından. Yani bizim o geliştirdiğimiz o irfan değildir. Tanıtım, tanrı tanıtım. Hatta düz de irfan çalamazdı Arapçadı. Ancak o Türk'ü anlayışı, Türk'ün dünyaya bakışı daha o tanrı tanıtım bölümünden, yani irfani bölümünden, irfani bakıştan. Orada da biz bakırıq görürük ağırca hak sözü işlenir ve hatta daha metafizik, daha intizai bir haktan orada danışılır ki galiba ne fakat Allah'ın adıdır hak orada. Aslında büyük bir varlıktır. Çünkü varlık özü özlüğünde var hem de yoktur. Her zaman oraya biz yetişebilmeliyiz ve oraya taraf her zaman hareketteyiz. Böyle bir algı da bütün bizim ariflerin, indi Yunus Emre olsun, indi Pir Sultan Abdal olsun, ya büyük büyük, yani nehenc ne diyorlar, bizim ariflerimiz var Türk dünyasını ve Türk irfanı. Alahette değişikti öbürü milletlerin irfanından ve orada bu hak sözü ne kadar çok işlenilir ve hak daha burada bir soyut bir anlamı, daha erzeledim erişilmez bir yere yetişir, hatta Allah nesnesinden, Allah kavramından daha ne diyorlar, müqəddəs, daha büyük, daha erişilmez bir yerde, bir mekanda yer tutur bu hak sözü. Bu hak sözünün anlamlarına biraz baş verdik burada. İndi başka yönden de bakabiliriz meseleye. İndi danışığımızın o ilk dəqiqələrində hakkın daha yani dokunuşlu tarafı, daha o somut tarafından danıştık. O da budur ki insan gedir bir işi görür ve bir şey gözlüyor onun karşısında. Bir şeyi borcu verir, o şey nedir? Bedenidir, beynidir. Biri birine işleyir, biri birine hatta her ne yarar getirebilir, o yararın karşıtına hak diyebilir. Biz bu megamdan, bu yerden yola düşende biz o modern ideyaçı, modern nesneçi Türk dilinde de var, haklar, oraya yetişebiliriz. Bu mesele giriş çok çetindir. Ancak sayılayacağım, görək ki, o hak işi orada aranır. Mesela insan bir işi görmüş veya hissedir ki, bir şeyi geri almalıdır. Orada bu hak nedir? Bu bölümde hakkı daha çok biz cem işlede biliriz. Ve görürük ki Türk dilinde daha çok cem olarak işlenir. Haklar. Ve hatmen ki bilirsiniz insan hakları. İnsan hakkı nedir? Ve insan hakları nedir? Ona göre daha çok cem işlenir orada. Danışığımızı yavaş yavaş o haklar tarafına getireceğiz ve daha çok o toplumsal meseleye bakacağız. Hak kelimesinin köküne baktık. Hardan gelmiş olabilir ki gene de dönek oraya, gene de bir o anlamlardan danışaq. Ancak sözün yönü ve ciheti ha tarafa istedik görək ki, bu insanın aslında bir hakkı var ya yok, özü özlüğünde doğada insan natural olarak doğada doğulur. Aslında natural sözünün anlamı deli odur. Doğulur. Onun özü özlüğünde bir hakkı var ya yok. Ve o haklar nedir eğer var? Ve eğer yoktu biz neden danışırıq? Biz buraya taraf aslında sözü çekmeye çalışırız. İndi bir saate yakındı ki biz bu söhbəti eləyirik. Yoldaşlardan bu danışdıqlarımızınla ilgili sözleri veya soruları varsa onları tabii gözlerim. Eğer yazılı olsa veya sesinin de olsa fark etmez. Ancak daha yani monologdan çevirip diyalogu daha çok yeğliyorum. İndi biz gene de dönürüm o hakkı getirip paraya getiririk. Ben
Mən deyə bilirəm ki, haqq sözünü və ya haqqlar sözünü eləyə bildik Türkçədə yetki sözünü və ya yetkilər sözünü tərcümə eləyə. Yəni biz əgər sözlüyümüzə, diksionerimizə gedib baxsaq, görürük ki, məsələn, yetki sözü yoxdur. Əgər bir diksionerdə varsa, nə mutlu. Ona yəni mən də görmək istərəm. Ancaq yetki sözü. Niyə? Çünki biz istəyirik, məsələn, gedək, deyək ki, məsələn, istəyirik maşın sürək, araba sürək. Ancaq bizə deyirlər ki, bu sosialite və toplum bizə deyir ki, sən bu maşını sürə bilməzsən. Yəni, o qurallara uyalı olaraq. Nə etməlisiniz? Ha, gedib bir yetki almalısınız. Yetki almağa nə olur? Gedib bir yazılı bir sınavdan geçməlisiniz, bir imtihan verməlisiniz. Ondan sonra gəlib sizə baxmalıdırlar fiziki olaraq, mental və beyinsel olaraq hazır olmalısınız. Ondan sonra sürə bilərsiniz, ha indi gedirsiniz sınava, sürmə sınavında geçərsiniz, düşərsiniz. Yəni bir prosanın içində bu iş olur. Yəni hətta sizə o gətirib bu yetkini. O ki deyilir ona indi bizim Məraqada nə deyədilər? Təsdiq. Ondan sonra gəldik Türkiyədə deyirlər əhliyyət. O özü də soru əlaməti var orada, oraya getməyəcək. Ondan sonra İngilizcədə ona license deyilir. Hemen o Farsçaya girmiş lisans sözü. O da yani Avrupa'dan gelmiş sözlerdir. Bunu sizin hizmetinize ve yani kulluğunuza getirmeye çalışırım ki bu kartı ki bunun adı təsdiqdir veya diyelim ki mesela sürücülük yetkisidir. Şimdi bu sözü biz icat ettik. Herkes işledir. Ne mutlu ona. Sürücülük yetkisi. Yani driver's license. Yani təsdiqi ranındıcı. Gəvahinamə. Hatta Farsçadan gelmişi de gəvahinamədir. Gəvahinamə. İşte, qondarma bir sözdür ki, bu Pəhləvilər gələndən sonra qondarılıb və ya düzəlibdir. Ancaq gəvahinamə İranın deyil. İndi biz de deyirik, Türkler de İranda, Azərbaycan ise təsliq və ya təsdiq. Ama o da sidq sözündən düzəlir ki, yenə də oraya getmirik. Ancaq aidiyə nə idi burada? Aidiyə buydu ki, sizin yetkiniz və yeteneğiniz var maşını sürməyə. Oraya sözü gətirmək istəyirdim. İndi bu haqqı istəyirik tərcümə eləyək. İstəyirik çevirək, Türkçəyə görək ki, bunu çevirə bilirik ya yox. Hər kəsin də ağlına və fikrinə və düşüncəsinə nə gəlirsə, danışıqda məni aydınlata bilər ki, bundan daha uyğun bu haqq sözünü Türkçədə biz işlədə bilirik ya yox. Mənə görə fəlsəfi olaraq ən gözəl, ən uyğun, ən o anlamı daşıyan söz bizim dilimizdə yetki sözüdür. Cəmi də təbii toplu olaraq yetkilər deyə bilirik. Ancaq yetki sözü necə sözlər Türk sözündə məsələn hamısı bütün söz deyirlər və son ekləri var. Görürsünüz ki, gi son ekiylə orada bəzənilibdir. Yet onun köküdür. Yet sözü həmin biz çox rahat işlədik yetişməkdə, yetişkində. Ondan sonra hətta 2000 ildən çox şəvahidimiz var və da, yəni bunu isbat eləyə bildik ki, Ərəb dilinə 2000 ildən öncə Ərəb dilinə və dünyanın və öbürü dillərinə də girmiş bu yet sözü yığınan tıdan düzəlmiş o ortadakı da o vavuldakı var. O vavul dəyişilə bilər hər zaman. Ancaq yığınan tıdan düzəlmiş yet sözü ki biz Ərəb dilində də yetim kimi görürük. Çünki orada sərf olunmur. Biz bilirik ki, o sonradan girib Ərəb dilinə. Aytam, cəm olaraq, ism olaraq, yetim və aytam. Ki, Quranda hey işarə olunur ki, o yetimin haqqını verin, yetimə yemək verin, yetimləri unutmayın, yetimlər. Çünki İslam gələndən sonra, və İslamdan öncə də savaşlar çox idi Ərəblərin arasında. Ancaq İslam gələndən sonra İslam istəyirdi ki, İslam düşüncəsi, Ərəblər istəyirdilər ki, İslam düşüncəsini qullanalar və çox militant bir millət yaradalar ki, bölgəyə hakim olsun və imperatorluğu idarə eləyə bilsin.
Ona görə erkək təbii çox ölürdü qadından, ona görə yetim də çox olurdu. Və ona görə hey dəstur var orada ki, o yetimlərə yetişilsin və onu görürük biz yetim sözünü. Quranda çox görürük. Ancaq Ərəbdə yetim sözü Türkçədən girmədir və yet kökündən düzəlinir. Yəni yetişməmiş və yetmen olmuş yetim və bilirsiniz ki, cəmi də Ərəbdə aytam bağlanılır, amma bir kök olaraq heç zaman kullanılmır, çünki Ərəbcədə kökü yoxdur. Məsələn, biz deyirik ki, birini yetim qoydu. O yoxdur onlarda. Yəni o yetim qoymaq yoxdur. Məsələn, mən Ərəb dilinin bablarına və köklərinə getmək istəmirəm, ancaq onu demək istədim.